Bakınız değerli İstanbullular, bugün Lale'de esnafı, Lale'deki herhangi bir esnaf kardeşim, yarına çırak olarak aldığı gence 2 senede 2 tane yabancı dil öğretiyor. Bu milli eğitim sistemi bir öğrenciye 15 senede 1 tane yabancı dil öğretebiliyor. Böyle eğitim sistemi olur Allah aşkına. Lale'de Kapalı Çarşı'da Zeytinburnu'nda esnafımız temel eğitimimizin düzeyi 72 ülke arasında 39. sırada 54. sıraya kadar gerilemiş. Yeni nesillerde bilgi ve bilim kalitesi olmazsa bizden sadece ucuz iş gücü olur. Bizden sadece köle olur. Başka bir şey olmaz. Ülkedeki eğitim kalitesi öğretmenlerin kalitesiyle doğru orantılı. Bakınız bugün Avrupa ülkesi Finlandiya'da doktora derecesi olmayan öğretmen ilkokul öğretmeni olamıyor. İşte bu eğitim kalitesinden dolayı bir avuçlu Finlandiya bütün dünyaya meydan okuyor. Öğretmenlerinizin, eğitici kadronuzun bilimsel kalitesini arttırmazsanız kaliteli nesiller yetiştiremezsiniz. Biz öğretmen ve öğretici kadromuzun bilimsel kalitesini mutlaka arttıracağız. Biz bugün Türkiye'de sadece ezberleyerek okullar bitiriyoruz. Diplomalar alıyoruz, bu diplomalar hiçbir işe yaramıyor, ortada kalıyor. Bugün Türkiye'de şampiyon olduğu alanlardan biri diplomalı işsizler ordusunun sayısıdır. Dünyanın en büyük diplomalı işsizler ordusuna sahip. Dünyada en çok diploma bizde ama ortaya hiçbir şey koyamıyor. Bir çocuk yetiştir, ülke kurtulsun. Bir çocuk yetiştir, dünya kurtulsun düsturundan hareketle biz yeniden Refah Partisi olarak topyekun eğitim ve öğretim seferberliğini başlatacağız.